Merhaba, Profesör Doktor Şengül Habdemitoğlu. 1965 yılında Ankara'da doğdum. İlk orta ve lise öğrenimimi Ankara'da tamamladım. Doğma büyüme gerçek bir Ankaralıyım. 1986 yılında Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesinden mezun oldum ve sosyal bilimlere olan ilgim nedeniyle de master ve doktora eğitimimi aile ve tüketici bilimleri alanında tamamladım. Ve 1989 yılında yaşlı kadınların ekonomiye yönelik tutumları ve tüketim davranışları üzerinde bir araştırma konulu tezimle yüksek lisansımı. 1996 yılında da kırsal ailede kadının kararlara katılımı konusundaki tezimle de doktoramı tamamladım. 1998 yılında doçent unvanını aldım ve 2005 yılında Ankara Üniversitesi'nde profesör oldum. Ancak kitap yazmak, akademide olmanın akademisyenlere verdiği çok önemli nosyonlardan kazandırdığı özelliklerden biri diye düşünüyorum. Ve her zaman şunu söylemişimdir, benden genç olan arkadaşlarımıza da yeni yetişen akademide var olmak isteyen arkadaşlarıma, yüzlerce sayfa özgeçmişiniz, eser listeniz olabilir ama bir kitabın değeri kadar benim gözümde değeri yoktur. Bunu her zaman söylerim. Dolayısıyla kitap yazmak çok önemli. Ve insanlar ve bana sorduklarında şunu söylüyorum. Çocuk yetiştirmek gibi bir şey, zamanla kazanılan bir özellik. Ama çok şanslı olduğumu düşünüyorum. Akademide bunun nasıl yapılacağına dair pek çok şeyi öğrenip biraz daha kolay yapabildik sanıyorum. Dolayısıyla yıllar içerisinde insanın bu keyfi aldıktan sonra kitap yazma isteği hiç bitmiyor. Ben de o kapsamda birkaç kitap yazdım ve halen de üzerinde çalıştığım başka kitaplar var. Ben bugüne kadar yazdıklarımdan en çok severek gösterdiğim, anlattığım kitapla başlamak isterim. Bu küreselleşme ve düşlerden gerçeklere kitabın adı. Ve başka bir bakış açısıyla yazmaya çalıştım. Ben bu kitabı ve kitabın tanıtımına şöyle bir şey yazmıştım. Onu sizinle paylaşmak isterim. Daha iyi kaliteli bir yaşam, güvenli bir gelecek için küreselleşme ne kadar inandırıcı bir yol ya da bizim dışımızda belirlenerek sunulan bir seçenek. Bunu tartışan bir kitap bu. Ve şöyle bir şeye çok vurgu yapmaya çalıştım. Küreselleşme Düşlerden Gerçeklere kitabımda. Eğitime, yaşlıların bakımına, sağlığa, güvenli gıdaya, çevreyi korumaya ayrılmayan trilyonların ülkemizi, ülkeleri yoksullaştırarak insanları yaşamdan dışlayacağını ne zaman anlayabileceğiz? Küreselleşmenin ilk yaşamımıza girdiği yıllarda yayınlanmış bir kitap bu. Şöyle de göstermek isterim. O zaman yapılan uyarıların, bu kitapta da yer alan özellikle beslenmeye, kadın ve çocuk yaşamına, yaşlı ve cinsel rollere, cinsiyet rollerine ilişkin bu kitapta yer alan uyarıların bugün özellikle neoliberal ekonomi politikaları ile birlikte yaşamımızı kuşatan bir biçime bürünmesine yönelik bir eleştirel yaklaşım ve düşünmeye yönelten bir çalışmaydı bu kitap. Sanıyorum devamını biraz daha farklı bir dille yeniden yazmak gerekiyor. Çünkü küreselleşmenin aslında bir kaos olduğunu anlatan bir kitap. O anlamda küreselleşme ya da bu yola biz girmişken veya belli bir noktaya gelmişken artık küreselleşme hala seçme şansımızın olduğu bir yaşamımız var mı? Bunu tartışan ve düşündüren bir kitap. O anlamda ben kitabın yazarı olarak bunu çok önemsedim, paylaşmayı isterim. Yazarımdan dinle.com benimle 30 yıla yaklaşan akademik yaşamım boyunca çıkardığım 4 kitaptan, daha doğrusu pek çok kitaptan sadece 4'ünü paylaşabilmeme olanak sağladı. Bu 4'ü hakikaten benim de önemsediğim kitaplar. Öncelikle bu siteyi hazırlayan arkadaşlara çok teşekkür etmek istiyorum. Ama yaşam boyunca teşekkür etmek istediğim birileri oldu hep benim. Ve çeşitli ortamlarda da fırsat buldum ve bunu söyledim. Ama bir şeye çok teşekkür etmek istiyorum, onu söylemeliyim.
Ben Türkiye'de fırsat eşitliğine inanan biriyim. Ve ben geçmişimi düşündüğüm zaman da bu fırsat eşitliğinin en iyi örneklerinden biriyim. Çok okumuş bir ailenin çocuğu olmadım. Ama çok da Türkiye'nin bana sunduğu olanaklarla akademide var olabildim. Ve şimdi çok sevdiğim bir işi yapabilme olanağını elde ettim. Dolayısıyla ben Cumhuriyet değerlerine teşekkür etmek istiyorum. Sizlerin huzurunuzda Atatürk'e teşekkür etmek istiyorum. Sanırım bu yeterli. Bundan sonra da herkes bazı şeyleri daha iyi farkına varacaktır diye düşünüyorum. Ama daha çok şey yazabilmek için daha çok teşekkür edeceğimiz insanların olduğu zamanlardan geçmeyi de çok istiyorum.